6 yaşındaki erkek çocuk uyandıktan sonra başlayan topallama şikayetiyle getiriliyor. Fizik muayenesinde sol dizinde şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı saptanan çocuğun 2 gün önce düştüğü öğreniliyor. Dizinden alınan sıvının bulanık olduğu ve incelemesinde küme yapmış gram pozitif koklar olduğu saptanıyor. Bu çocuktaki bulgulardan sorumlu en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bakın, mikrobiyoloji vaka sorularına yaklaşırken tabii ki hastaların genel anlamda klinikleri önemli, hastaların radyoloji bulguları önemli ama bizim sorularda yani mikrobiyolojinin içerisinde çıkan vaka sorularında öncelikli bakacağınız son iki satırda verilmiş olan mikroorganizmanın biyokimyasal ya da mikroskobik özellikleri buralarla soru çözmek çok daha kolay oluyor. Tabii ki hastalığın kliniğiyle bağlayacağız ama klinikten ziyade mikrobiyolojik ve biyokimyasal özellikleri bize soru çözdürürken daha çok yarar sağlayacak. Öncelikle bu çocuğun dizinden alınan sıvıda bakın gram pozitif koklar olduğu, sadece bu bilgiyi bilerek gram pozitif koklar olduğu bilgisini bilerek aşağıdaki seçeneklerde bakın Bacillus adı üzerinde basildir. Hatta temel bakteri sorularında çok önemsediğim gram pozitif sporlu basil olmasıyla zaten bileceğimiz iki bakteri vardı. Aerob olanı bunun Bacillus'ta hatırlarsanız, anaerob olanı da Clostridium'du. O zaman A seçeneğini eleyebiliriz. Yine C seçeneği temel bakteriden beri çok iyi bildiğiniz gram negatif diplokok görüntüsünde Neisseria ailesi. Hatırlarsanız gram negatif diplokok görüntülü bakterileri çok önemsemiştim. İki tanesi Neisseria zaten. Gonokoklar ve meningokoklar. Dikkat. Üçüncüsü de yine gram negatif diplokok görüntüsüyle bileceğimiz Moraxella catararis'tir. Şimdi bunların üçünün de gram negatif diplokok olması sınav için yine çok önemli. Bizim bu soruda ise eletecek seçenek Neisseria gonore. Bakın geri kalan 3 bakteri enterokoklar, stafilokoklar, streptokoklar. Bunların hepsi gram pozitif koklar. Fakat küme yapmış dediği için küme yapan gram pozitif koklar en ünlü stafilokoklardır. Çocukta ne var? Septik artrit var, doğru mu? Zaten çocuklardaki septik artritte en sık saptadığımız etken de staf aerosudur. 76 yaşındaki kadın hasta bilinç kaybı nedeniyle acil servise getiriliyor. Yapılan fizik muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda serebrovasküler olay tanısı ile yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Üçüncü günde hastanın genel durumu bozuluyor, ateşi yükseliyor, tansiyonu 85-50 milimetre civa, nabzı dakikada 130, ateşi 39,5 santigrat derece olarak ölçülüyor. Subklavyen kateterinden ve periferik venalarından alınan kan örneklerinden katalaz pozitif. Bakalım şimdi. Katalaz pozitif, dikkat. Koagülaz negatif ve Novobiyosine duyarlı gram pozitif koklar ürüyor. Biz gram pozitif kokları nesine göre ayırırdık derslerde hep konuştuğumuz katalazına göre, doğru mu? Gram pozitif kokların katalazı pozitifse stafilokok düşünürdük. Eğer katalazı negatifse streptokok düşünürdük. Stafilokok ailesinde koagülaz pozitif diyorsa en çok staf aerosu düşünürdük. Koagülaz negatif diyorsa iki tane önemli koagülaz negatif stafilokokumuz var. Bakın bu koagülaz negatif stafilokokları. İki tane sınav için önemli. Bir, Staphylococcus epidermidis. Dikkat. Bakın soyadında epidermis var. Derinin florasında bulunan. İki, Staphylococcus saprophyticus. İdrar yolu enfeksiyonlarında önemli. Özellikle de genç kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu dendiğinde ikinci sık etken olarak karşımıza çıkan bir stafilokoktur. Ve iki tane koagülaz negatif stafilokoku ayırmak için novobiyosin duyarlılık deneyleri önemlidir. Eğer novobiyosine dirençli diyorsa saprofitikustur, duyarlı diyorsa epidermitistir. Bakalım sorumuza, tamamen son iki satırla yapılıyor gördüğünüz gibi. Hiç kliniğini bilmesek de fakat hastada bir kateter enfeksiyonu var. Doğru mu? Subklavyen kateteri var. Kateter enfeksiyonlarında
En sık etkenin epidermitis olduğu da yine sınavlarda defalarca sorulan bilgilerden ve epidermitisin katetere, proteze, yabancı cisime yapışmasını sağlayan en önemli virülans faktörü slime tabakasıdır. Slime tabakanın diğer adı, o da eşittir diyelim, glikokaliks'tir. O da eşittir biyofilm tabakadır. Bunları da aynı şekilde size sorabilirler.